43 yaşındaki Serpil Ertekin ayrılmak istediği imam nikahlı kocası tarafından öldürüldü. Cinayetin yaşandığı evde katliama tanıklık eden kişi ise Ertekin'in en yakınıydı. Ayrılmak istedi. Benden ayrılırsan öldürürüm seni. İki sefer ses geldi. Tak tak. Kimse bu ölüm, bu şekilde bir ölüm hak etmiyordu. İhanetten şüpheleniyor, ayrılmak istiyordu. Ama imam nikahlı eşi buna izin vermedi. 16 yaşındaki genç gözleri önünde katledilen annesine veda ederken acısı tarifsizdi. Evlatlarının gözü önünde olması her şey çok kötüydü ya. Bilmiyorum, ilk gören bendim zaten. Serpil Ertekin ilk eşinden ayrıldıktan sonra Duran Güney ile birlikte yaşamaya başladı. MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı olan Serpil Ertekin İyi Parti'ye geçmişti. Hem iki oğluna hem de Duran Güneyli'nin 9 yaşındaki kızına annelik yapıyordu. Ama iddiaya göre 6 yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi onu sürekli darp ediyordu. Yan komşu zaten onların sesinden, gürültüsünden dairesini satıp gitti. Serpil aldatılıyordu ve bir takım sorunları yaşıyordu. Bildiğimiz olay bu. 43 yaşındaki Serpil Ertekin dün akşam 10'a çeyrek kala aracından indi ve dini nikahlı eşiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Eve geldikten sadece 10 dakika sonra 4 el silah sesi duyuldu. O esnada kadının 16 yaşındaki oğlu ve zanlının 9 yaşındaki kızı da evdeydi. İddiaya göre emlakçılık yapan imam nikahlı kocası Ertekin'i aldatıyordu. Çift arasında dün de kavga yaşandı. Duran Güneyli silahını çıkarıp 6 yıllık hayat arkadaşına kurşun yağdırdı. Ya çocuk işte bağırıyordu, babam annemi vurdu diye, öyle bağırarak indi aşağı. 10 dakika içinde ne olduysa olmuş, zaten koltuğun önünde yatıyordu yerde. Silah seslerini duyan komşular hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O anda içeriden çocukların çığlık sesleri yükseliyordu. 16 yaşındaki oğlu hemen annesine kalp masajı yapmaya başladı. Ancak o müdahale annesini hayata döndürmeye yetmedi. 43 yaşındaki Serpil Ertekin sağlık ekipleri geldiğinde çoktan hayatını kaybetmişti. Duran Güneyli iki çocuğun önünde Serpil Ertekin'i vurduktan sonra kaçtı. Aralarında bir tartışma olmuş herhalde. Yarım saat önce kendisiyle görüştüm telefonla. Kendisi bazı şeyler...